Arkadaşlar merhabalar. Bu videomda Metin Yayınları'nın hazırladığı TYT geometri soru kitabında 3. bölüm 7. testin çözümünü yapacağız. Eşkenar üçgenin pekiştiriyorum testi. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. ABC eşkenar üçgen demiş. Hemen eşkenar üçgense bu 60 60 60'ları yazıyoruz. yazıyoruz ve bu arada bütün kenarlarda ne olacak? Birbirine eşit olacak. Bunu da mutlaka yazıyoruz. Sonra 12 verilmiş 6 verilmiş. Aa 60 90 sa bakın burası 90 burası ne oldu 30. 60 90 sa burası da 30. 30 60 90 üçgenler çıktı mı çıktı. Arkadaşlar 30'u 60'ı karşı, 30 karşı 12 ise 30'un karşısı 12 bölü kök 3. Kök 3 çarparsanız 12 kök 3 bölü 3 yani 4 kök 3 gelir. 30'un karşı 4 kök 3 ise 90'ın karşı 8 kök 3 yapar. Sonra 60'ı karşı burada 6 ise 30'un karşısı 6 bölü kök 3. 6 kök 3 bölü 3'ten 2 kök 3 yapar. Hatta burası da ne oldu? 30'un karşısı 4, 2 köküç olduğu için 90'ın karşısı da 4 köküç olur. E hocam burası kaç çıktı? 10 köküç çıktı. O zaman bütün kenarlar 10 köküç, 10 köküç olacağından dolayı ne oluyor arkadaşlar? Buraya 6 köküç kaldı. Buraya da 6 köküç 3 kaldı? Evet. Bizden 6 köküç artı 6 köküç isteniyor. Toplamı da kaç yapar? 12 köküç yapar arkadaşlar. Evet birinci sorunun cevabı böylelikle Edremit oldu. Geldik 2'ye. ABC eşkenar üçgen demiş. 3 ve 4 verilmiş. Buna göre x kaç verimdir diye soruluyor. Arkadaşlar biz burada şöyle çizsek. iki tane dik üçgen oluştursak olur mu? Olmaz. Sebep? Çünkü hocam burası 60 derece 60 parçalanmaz. Ha özel bir durumda olursa yani bunun da bu açı ortağı olsaydı evet parçalanabilirdi. Ama açı da olmadığı için parçalama olmaz. E ne yapacağım ben şimdi? 4'ü ya da 3'ü kullanacağım arkadaşlar. Ne yapabilirim burada? E o zaman şu verilen bilgiyi arkadaşlar şöyle bir şey uzatalım arkadaşlar. Şunu şöyle uzatalım. Bu buraya denk gelir hocam. Nereden biliyorsun? Eğer bu kenar ortalamış olmuş olsaydı bu buraya denk gelirdi arkadaşım. Ee, ne yapalım? Şunu şöyle uzattık. Buralara bir yerlere geldi mesela. Tamam bakalım. Ee, hocam dok, 60 60 90 ise burası 30. Büyük üçgen 30 60 90 üçgen oldu. Aa burası da 60 mı oldu? Evet. 30'un karşısı, karşısı 3 60'ın karşısı 3 köküştür. Değil mi? Evet. Hatta 60'ı karşısı 30'u karşısı 3 ise 90'ı karşısı kaç çıktı? 6 çıktı değil mi arkadaşım? Aynen öyle. A büyük üçgen de 1 30 60 90 üçgen değil mi? 60'ı karşısı burada kaç? 10. 60'ı karşısı 10 ise 30'un karşısı ne olacaktır? 10 bölü kökü eşit olacaktır. O da nedir arkadaşlar? Kökü çeşitleri ile çarparsak 10 kök 3 üç bölü 3'e eşittir. Cevabımız böylelikle ne çıktı arkadaşım? Denizli pardon balıkesir çıktı. Geldik 3'e. ABC ikizkenar üçgen, ikizkenar üçgen, ikizkenar dik üçgen olduğu için 90 derece olduğu için 45 45'leri şöyle yapıştıralım. ADE de eşkenar üçgen, şuradaki 60 60 60'ları bir yapıştıralım. Hocam iki iç açı bir dış açıdan burası 15, iki iç açı bir dış açıdan burası da 15 oldu. Peki ADE üçgenin çevresini 36 vermiş. Yani bir kenar kaç yapıyor arkadaşlar? 36/3'ten bölü 3'ten 12 yapıyor. Burası da 12, burası da 12 yaptı. BC uzunluğu nedir diye soruluyor. Arkadaşım bu da bir ikizkenar üçgen. Ne yapalım? Tabana ait yüksekliği çizsem aynı zamanda eşkenarın da yüksekliği oluyor bu. Değil mi? Eşkenarda yüksekliği çizdiğim zaman şurası 12 olduğundan dolayı bunlar 6 6 diye böldü. E 30'un karşısı 6 6 60'ı karşısı da 6 kök 3 müdür? Aynen öyle. E şimdi ne yapacağız hocam? Dikkat ederseniz arkadaşlar şuradaki üçgen 45 90 45 üçgen oldu. Yani burası 6 kök ise o zaman bu burası da 6 kök ve bizden BC isteniyor. E hocam aynı şekilde bu 45 45 90 üçgeni bu da 45 45 90 üçgeni 6 kök ise burası da 6 kök değil midir? Yani BC uzunluğu uzanlı oldu. 6 kök 3 ile 6 kök 3'ün toplamı oluyor. O da kaç yapıyor? 12 kök yapıyor gençler. Yani cevabımız böylelikle Cihan oldu. Geldik bir sonraki soruya. O katlama. Şekildeki ABC eşkenar üçgen kağıt önce AB kenarı BC kenarının üzerine gelecek şekilde katlanmış. Evet. Neresi? AB kenarı BC kenarı üzerine gelecek şekilde katlanmış. Sonra oluşan BCD üçgeni, BCD üçgeni şu BCD üçgeni arkadaşlar. Bak bunun böyle katlanmışı burası. Dikkat edin arkadaşlar. Yani şuradaki yapı nereye gelmiş? Şöyle katlanınca buraya gelmiş. Yani aslında A noktası buraya gelmiş. E'nin üstüne gelmiş. Yani E olmuş yani burada. Sonra bir daha bir katlama yapmışım arkadaşlar. Şu Doğru boyunca bir katlama yapmışım. Şöyle bir katlama yapmışım galiba. Ee, o katlama da şu şekilde verilmiş. Buna göre diyor BD üçgeninde BD üçgeninde BD üçgeninde C, C E bölü BE nedir diye soruluyor. Arkadaşlar önce katlamaları geri açalım. Şu katlamayı geri açacak olursak arkadaşlar şunu şöyle geri açtım. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit değil mi? Evet. Yani burası önceden bakın eşkenar üçgende 60 60 60'tı arkadaşım. Tamam. Şurası 60 derece. E sen bunu böyle attığın zaman burası da 60 derece oldu mu? Oldu. Sonra üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Şunlar da birbirine eşit. Sonra bu üçgen böyle katlanmıştı. Bu üçgeni katlanmış halinde şöyle açalım arkadaşlar. Şunun katlanmış halde bu değil mi? Evet. Bunun katlanmış halde buysa hocam şu parçayla da şu parça birbirine eşittir. Aynı zamanda şuradaki açıyla da şuradaki açı birbirine eşit değil midir? Evet. Yani katlandığında şunun üstüne geliyorsa bu açılar da birbirine eşit olacak. Ama katlanmışının tam bu üçgen olduğunu bilmiyorum aslında ben ha. D diye belirtmiş ama şöyle katlanmış diyor sadece. O katlanılan yer şöyle de olabilir arkadaşlar, değil mi? Yanlış yorum yapmayalım burada. İsterseniz hiç bu şeye girmeyelim. Sadece katlandığında bu mesela buraya bir yere geldi böyle. Üstte binen açıların eşitliğinden bahsedebilirim. E ee, üstte binen açılar birbirine eşitse hocam bunlar ne oldu? 30 30 oldu. Peki burası 30sa arkadaşım bakın şu açılar eşit. 30 30 oldu. E burada da 60'ı bulduk ya. 2 iç açı bir dış açı olacağından burası da 30 oldu mu? Oldu. Peki C üstü E. Arkadaşlar C, C üstü nerede? Bu. C üstü E bölü B E. B Bitmiş. Bakın burada 30 30 ne üçgen çıktı? 120 üçgen çıktı. Yani sen buraya bir X dersen. Hocam burası da X'tir. X, X ise burası X köküştür. O zaman C üstü B oranı kaç? C üstü E ne yaptı? X bölü. B, ne yaptı? X kök 3 yaptı arkadaşlar. X'ler gitti. 1 bölü köküç. Köküç eşleniyle çarparsak ne oluyor? Köküç bölü 3'e eşit oluyor. Evet. Cevabımız böylelikle akçay oldu. 4. soruda. Geldik 5'e. Hocam neler verilmiş? BC. Bir kere ABC eşkenar üçgen olduğu için bütün kenarlarının eşit olmasını şöyle bir gösterelim. 18 olacak. A hocam eşkenar üçgen bir de bu. 60, 60, 60'ları yazdık. 60, 90 ise burası 30 oldu. E hocam burası da 30. İkiz kenar verilmiş. Kullanalım. 30. İkiz kenar olduğundan. İki iç açı bir dış açıdan burası 60 oldu. İkiz kenardan burası 60 oldu. 60 60 ise burası da 60 oldu. Eşkenar üçgen oldu. Şunu da yazalım. E tamamı 90 olduğundan buraya da ne kaldı? 30 kaldı. Hatta 30 60 ise burası da 90 yaptı arkadaşlar. E şimdi bakalım. Hocam 90'ın karşısı 18 ise 30'un karşısı 9. Hatta burası da 9'dur. Senden burası isteyin. 90'ın karşısı 9 ise 30'un karşısı 9 bölü 2'dir. E hocam bunun tamamı 18'di. E 9 bölü 2 artı x eşittir 18 olacağından x de buradan 18 eksi 9 bölü 2 yapar. 36'dan 9 çıkınca kaç yapıyor? 27 mi yapıyor? Evet x de buradan 27 bölü 2 yapar arkadaşlar. Beşinci soru böylelikle akşay oldu. Geldik 6'ya. Eşkenar üçgenler verilmiş. Hemen eşkenar üçgenlerdeki şöyle açıları yazalım. 60, 60, 60 hatta 60, 60 90 ise burası 30, burası da 30 oldu mu? Evet. E bu da bir eşkenar üçgenmiş. E o zaman bu da 60, bu da 60, bu da 60 olacağından hocam buraya ne kaldı? 30 derece kaldı. E 30 60 90 yaptı bakın burası. E burası da 90. Burası 30 oldu mu? Oldu. Şimdi CF'yi 8 kök vermiş bize. CF 8 kök kullanalım. Hocam bu şurası 60'ı karşı 8 kök 30'un karşısı nedir? 8. 30'u karşı 8 ise 90'ın karşısı nedir? 16. Şu bir eşkenar üçgende hocam burası da 16. E, buraya da 8 mi kaldı? Tamamı 16 olacaklar. evet. ABC eşkenar üçgenin çevresi sistemi. ABC eşkenar üçgenin çevresi. Gençler 60'ın karşısı 16 mı burada? Evet 30'un karşısı nedir? 16 bölü köküçtür. Ee, burası da ne olacak? 2 katı 32 bölü köküç mü yapacak? Evet. Ee, bir kenar 32 bölü köküç. Köküç eşleniyle çarparsam 32 köküç bölü 3'ten 32 köküç bölü 3 çıkar. Ama çevre isteniliyor. Çevrede 3 tane 32 köküç bölü 3 değil mi? 3'ler gidince cevap da 32 köküç çıkar arkadaşlar. Yani cevabımız böylelikle 32 kök 3 yaptı. Edremit oldu. 6. soru. Geldik geriye. Evet eşkenar üçgenler demiş. Hangileri eşkenar üçgenler? Bir kere şunu kırmızıyla göstereyim şöyle. Kırmızıyla. Karışık ya şekil. Şunu da maviyle göstereyim arkadaşlar. Şunlar eşkenar üçgenler. Evet aslında kopya vermiş. Eş üçgen sorusu arkadaşlar bu arada. E, kopyayı vermiş. Niye? İki eşkenar üçgeni de A köşesinde birleştirmiş. Özseyme de sordu. Hocam burada kaç da 60 burada kaç da 60. Buraya alfa dersen burası 60 eksi alfa oldu. Hocam tamamı 60 olacağından buraya da alfa kaldı. Dikkat edin alfa bulduk ya alfalı üçgene dikkat edeceksiniz. Şu alfalı üçgen burada da bu. Hocam alfanın kolları kırmızıya mavi. Alfanın kolları kırmızıya mavi. Yani kırmızı dediğim çift çizgi diyelim mesela buraya. Mavi dediğimizde de çizgi kenarı diyelim isterseniz böyle. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi. Alfanın kolları çizgiye çift çizgi olduğundan iki üçgen eş üçgen oldu arkadaşlar. Madem eş alfanın karşısı 10 alfanın karşısı da x de buradan 10 mu olmak zorunda arkadaşlar? Evet. Böylelikle cevabı balık esir buluruz arkadaşlar 7. soruda. Geldik 8'e. ABC eşkenar üçgeni hemen açıları yazalım. 60, 60 ve 60'ı yazdın. E sonrasında 4 verilmiş 6 verilmiş. Arkadaşlar bütün kenarlar da birbirine eşit olacak mı? Olacak. E o zaman buraya bir A dersem. Hocam burası A iken bir kenar A artı 6 yaptı. Bir kenar A artı 6 olacağından buraya da A artı 2 kaldı? Evet. E şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Burada bazılarınız şunu der. Hocam kosinüs teoremi yapalım. Aa sevmediğimi biliyorsunuz. Kosinüs teoremi <laughs> sevmiyoruz. E ne yapacağız hocam? Valla arkadaşlar A dedik ama keşke A demeseydik. Böyle çift çık bir şey deseydik. 60'ın mantığını kullanacağım böyle. Şuradan dik çizeceğim mesela. 90'ın karşı A'yken 30'ın karşısı A bölü 2 ile uğraşırım. Peki buradan dik çizsem yine aynı şekilde A bölü 2 ile uğraşırım. A artı 2 bölü 2 ile. O zaman ben buraya A demeyeyim de ben buraya 2A diyeyim arkadaşlar. O zaman burası 2A iken 2A artı 16 mı oldu burası? Evet. E o zaman burası da 2A artı 6 pardon. 6 ise buraya da 2 artı 2 mi kaldı? Aynen öyle. Şimdi ben burada 60 mantığını kullanabilirim. Çekerim bir 90 derece. 90'ın karşısı 2 aysa 30'un karşısı nedir? A'dır. hocam 2 artı 2 Buraya A artı 2 mi kaldı? Evet. E ee, 30'un karşısı A iken 60'ın karşısı da A kök 3 oldu mu? Oldu. E ee, bundan sonrası arkadaşlar bakın burada Pisagor. Yani 2 kök 3'ün karesi eşittir. A kök 3'ün karesi artı A artı 2'nin karesi yapar arkadaşlar. Hadi bakalım. Açalım bunu. Bir hissedelim mi? Şöyle bir şey var mıdır acaba böyle 30 60 90. Bu 30'un 2 köküç. Burası köküç olursa burası A yerine 1 yazarsam burası 3. Evet. Ben hissettim, buldum. A'yı 1 buldum arkadaşlar. Ama siz hissedemezsiniz. Ben devam edeyim isterseniz. Evet, 2 köküçün karesi 4 kere 3 12. Eşittir A köküçün karesi 3A kare artı bu a kare artı 2a değil 4a artı 4 oldu. Buradan 4a kare geldi. Sonra artı 4a var. Artı 4 eksi 12 diye geldi buraya. Eksi 8 eşit 0 yaptı. 4'e bölsen hatta bunu. Hocam a kare artı a eksi 2 de eşittir 0 yaptı. Şu artı 2'ye eksi 1 dersem çarpımları eksi 2 toplamları artı 1 yaptı. Evet buradan ne geldi? a artı 2'ye a eksi 1 çarpanlar ayrılması geldi. Hocam bu eşit sıfırsa buradan a'yı 2 2 buluruz. Ama böyle bir değer olamaz. Çünkü a pozitif bir değer olacak. Bu eşit sıfırsa a'yı da buradan ne buluruz? 1 buluruz. Bizden ne isteniyor? Boyalı bölgenin alanı isteniyor. a 1 ise hocam burası 2. Ee, ondan sonra a 1 ise burası ne oldu arkadaşlar? Şöyle göstereyim isterseniz. Şöyle nasıl göstereceğim ben bunu? Şöyle göstereyim isterseniz. Hocam burası 2 artı 2 de ya da a 1 ya 1 3 daha 4 yaptı. Şurası 4. Aa hocam burada hatta şey geldi. Şuraya 1 kök 3. Burası kök 3. 1 yazdığımızda 3. Yani 30 60 90 üçgeni geldi. Kök üçgen burası 2 kök 3 geldi. Yani burası ne oldu arkadaşım? 30. Burası da ne oldu? 60 oldu. E ben şimdi ne yapacağım? Boyalı bölgenin alanı bulurken büyük üçgenin alanından şu üçgenin alanı çıkartacağım. Hadi bakalım. Alan neye eşit? Alan arkadaşlar bir kenarı kaç bulduk? 6 2 daha 8 bulduk. Evet burası 8 çıktı. A kare kök 3 bölü 4'ten şuradaki üçgenin alanı çıkartacağım. Buradaki üçgenin alanı nedir arkadaşım? Hocam bu direkt 30-60'ları yazınca ha burası da 90 derece oldu komple. 30-60-90 üçgenin dik kenarların çarpımının yarısı. Yani 2 çarpı 2 kök 3 bölü 2 eşit oldu. 64 bölü 4'ten 16 kök 3 geldi. Eksi 2 kök 3 yaptı burası. Bu da 14 kök 3'e eşit oldu arkadaşlar. Evet cevabımız böylelikle 14 kök 3 oldu. Yani cevap C han oldu arkadaşlar. Tamam burada şey de yapabilirdiniz tabii ki. E, 30 60 90'ı göremeyebilirdiniz. Neyse ki burası 4 ya. Bu üçgen alanı hocam 4 çarpı A yerine 1 yazdığınızda kök 3 bölü 2 de diyebilirdiniz. Ben niye öyle demediysem hayret yani. 30 60 90'a taktım burada. Neyse. 8. soruyu böylelikle cevabı bulduk. Geldik 9. soruya. Arkadaşım burada ne verilmiş? Öncelikle 60 derece eşkenar üçgen olduğu için 60 60 60'ları yazdık. Yani burası da kaç oldu? 45 oldu. Hocam 5 kök 2 ise burası da nedir? 5 kök 2'dir. Ben ne yapacağım? Hocam bu x kenar bir yükseklik çizsem olmaz. Karşıma 15, 75, 90 çıkar. Gittiğim yol yol değil. Peki ne yapacağım hocam ben burada? Valla hocam şuradaki 45'in mantığını kullanayım ben. Şuradaki 45'in mantığını kullanmak için şöyle bir dik çizebiliriz belki. Hocam burası da 5, burası da 5 oldu mu? Oldu. E sonra ne yapacağız hocam? Aa, 5 artı 5 köküş cevap da. Ben size bunu nasıl göstersem, nasıl ispatlasam acaba? O, tamam. Tamam tamam tamam. Özel üçgen yapmayacağım arkadaşlar. Bakın. Özel üçgen yapmıyoruz. Bakın x kenar burası değil mi? Bu x kenar ya. Hani tamam hocam şuradan dik çizsem tabanı keş parçaya bölecek mi? Bölecek değil mi? E hocam büyük eşkenarda da böyle yükseklik çizsem o da tabanı iki eş parçaya bölecek. O yüzden bu çizgiyle bu çizginin olmak zorunda doğrusal olmak zorunda. E o zaman ne oldu arkadaşlar? Doğru salsa işimiz kolaylaştı. Bu 30 30 oldu. E hocam 45'in mantığını şimdi kullanayım. Çekeyim bir 90 derece. 5 kök 2 ise 45 45 90 üçgende burası da 5 burası da 5 oldu. 30'un karşısı 5 ken 60'ın karşısı kaç yapar? 5 kök 3 yapar. Yani x ne oldu o zaman arkadaşlar? 5 kök 3 artı 5'e eşit oldu. Yani cevabımız böylelikle akçay oldu. Başka türlü nasıl yapabilirdik? Şunu şöyle çizdikten sonra hocam 45 e, şu üçgenle şu üçgen eş deyip o şekilde de yapabilirdik ama Hani eşlik biraz sıkıntı yaratırdı burada. Daha tam görmediğimiz için eşlikten anlatmak istemedim açıkçası. Evet 9 akçay oldu geldik ona. ABC eşkenar üçgen hemen eşkenar üçgensi açıları bir yazalım arkadaşım. 60 60 60 yazdık. DF bulundukları kenarların orta noktaları bu çift çizgiye çift çizgi ise burası da çift çizgiye çift çizgi burası da çift çizgiye çift çizgi kenarlar eşit işte olduğundan dolayı. A hocam burası da çift çizgi oldu mu? 60 iken bu da 60 bu da 60 olduğundan dolayı. Hatta bu da 60 bu da 60 olur. Çünkü tepe açısı 60 180'ler 60 çıkartıp bir böldüğünde eşkenar oldu. Burası da çift çizgi. Hatta bu da çift çizgi oldu mu? Eşkenar üçgenden dolayı evet. H E'yi 4 kök 3 vermiş. Dikkat 60 60 ise burası 60 oldu. E hocam burası da 60. Hocam burası da 60. Hatta bunlar 30 30 oldu. E 4 kök 3 vermiş. Hocam burası 4 kök 60'ı karşısı 30'un karşısı 4'tür. 30'un karşısı 4 90'ın 8'dir. Hocam 8 ise burası da 8, burası da 8, burası da 8 oldu. ABC üçgenin çevresi isteniyor. Yani çevre nedir? 16'tan kaç tane var? 3 tane var. Cevabımız böylelikle 48 yapar arkadaşlar. 10. soru böylelikle balık esir oldu. Geldik 11. soruya. Eşkenar üçgen demiş. Hemen açıları yazalım. 60, 60, 60. E hocam valla 4 kök 7'yi kullanacağım. E burada 60 mantığını kullanmak için. 8 de var ya burada. Şuradan dik çizsek süper olmaz mı? Olur. Aynı zamanda x kenarda Tabana ait de yükseklikte çizmiş oldum. Tabanı da iki eş parçaya böler mi? Böler. Hocam burada bir 30-60-90 üçgen çıktı. Bak 60 mantığını kullanıyorum burada. 90'ın karşı 8 30'un karşısı karşı 4'tür. 60'ın karşı 4 kök 3 müdür? Evet. Şimdi sen burada AB ile AE'nin toplamı isteniyor. AE ve AB'nin toplamı isteniyor. Buluruz evvelallah. Şimdi arkadaşlar şuradaki üçgende de bir şey çıktı mı? Şu üçgende de Pisagor bağıntısı çıktı mı? Çıktı. Hocam şuraya A dersem 4 kök 7'nin karesi ya da a kare eşittir nedir? A kare 4 kök 7'nin karesi eksi 4 kök 3'ün karesinden yapanlarınız var. Ha ha ha. Buradan bulursunuz. Ya da ben ne yapıyordum? Hocam 4'ün kök 7 katı. 4'ün kök 3 katı bak burası da. 4 kök 3. E burası da 4'ün kare içerisinde bu hipotenüs olduğu için karesi eksi karesi. Kök 7'nin karesi 7. Eksi kök 3'ün karesi 3. Burası 4 çıktı. 4 dışarıya 2 diye çıktı. 4 kere 2 de 8 mi yaptı arkadaşlar? Evet. Burası da 4 çarpı 2 yaptı. A 4 çarpı 2'den 8'e eşit oldu. Şimdi bizden ne isteniyor? A'yı 8 bulduk ya arkadaşım. A 8 ise hocam bunun tamamı 8 ise buraya 4 kaldı. E, burası da 8 olacak tamamı. O, o zaman 8 4 daha 12 bir kenar. E, bir kenar 12 ise buraya da 4 kaldı. Şimdi bizden AB artı şey isteniyor arkadaşlar. AB artı AE isteniyor. AB uzunluğu 12 A1 artı AE uzunluğu da 4 olduğundan dolayı cevabımız da kaç yapar? 16 yapar. Yani 11. soru Denizli oldu. Geldik 12. ABC eşkenar üçgen hem araçları yazalım. Hocam buraya kaç derece? 45 derece kaldı. Hatta 45 90 ise burası da 45 oldu mu? Oldu. Hocam 45 45 90 üçgen oldu. İkizkenar üçgen çıktı. Buradaki X soruluyor bize. E ne yapacağız hocam burada? Bakın bunun devamı yüksekliktir arkadaşlar. Sebep? Çünkü ikizkenarda bir yükseklik çizsen 45 90 ise burası 45 oldu. Bu tabanı keş parçaya böldü mü? Böldü. Hocam bunun kenar orta dikmesi bak BC'nin kenar orta dikmesi aynı zamanda A'dan geçmek zorunda arkadaşlar. Hem buradan hem de A'dan geçen doğru doğrusal olmak zorunda. Dolayısıyla bu doğrusal oldu arkadaşlar. AD'yi bize kaç vermiş? 4 kök 6 eksi 2 kök 2 vermiş. Çok da gıcık bir sayı şey vermiş. E hocam ben buraya bir A dersem A'yı bulursam X'i de bulur muyum? Bulurum. E o zaman A'yı bulalım mı arkadaşlar? Bulalım. Ya da isterseniz isterseniz diyor A'yı bulursak işte buluruz. Tamam. Şurada ne çıktı arkadaşlar? Bir de şuradaki açı 60 derece değil mi? Evet. Bu açı 60 derece. 90 ise burası da 30 oldu mu? Oldu. Çünkü doğrusal. 30'un karşısı A iken buranın kaç olması lazım? A kök 3 olması lazım arkadaşım. O zaman ne diyeceğiz arkadaşım? A kök 3 neye eşittir? Şu toplam. A artı 4 kök 6 eksi 2 kök 2'ye eşittir. Peki buradan öbür tarafa attığım zaman A kök 3 eksi A eşittir 4 kök 6 eksi 2 kök 2 yaptı mı yaptı? Hocam burada bir kök 2 burada bir şey parantezini alalım. A parantezini aldığımız zaman arkadaşlar A parantezini aldığımız zaman kök 3 eksi 1 mi yaptı? Evet. Burada 2 kök 2 parantezini alsam 2 kök 3 eksi 1 kalıyor. Hmm. Çarpanlara ayrılmıyor arkadaşlar. E, olsun kök 2 parantezini alalım. 2 kök 2 parantezini aldığın zaman sen burada e, burada ne kaldı? 2 kök 3 kaldı. Eksi burada da 1 kaldı. Değil mi arkadaşlar? Görüyorsunuz değil mi? Evet görüyorsunuz. E o zaman A buradan neye eşit oldu? A buradan 2 kök 2 çarpı 2 kök 3 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1'e eşit oldu. Ama bizden A kök 2 isteniyor. Kök 2 ile çarpmış da e, bunu kök 2 ile çarptığım zaman burayı da kök 2 ile çarpacağım. 4 çarpı 2 kök 3 eksi 1 bölü kök 3 eksi 1 yapıyor arkadaşlar. Bu bizim A kök 2 yani x. İşte bunun cevabını bulacağız arkadaşlar. Hadi bakalım bulalım bunun cevabını. Ne yapacağız? Eşleniyle kök 3 artı 1 eşleniyle çarptığın zaman, o zaman x neye eşit oluyor? X buradan 4 dursun burada. 2 kök 3 eksi 1 çarpı kök 3 artı 1 yaptı. Bir de bölü aşağısı karesi eksi karesinden dolayı 3 eksi 1'den kaç yaptı? 2 yaptı. En azından şununla şu sadeleşti 2 yaptı burası. Şimdi şunu çarpalım. Bu 2 kök 3 ile kök 3 çarptığım zaman kaç yaptı? Evet şuradaki 2 başta dursun. Tamam mı? 2 çarpı. Sonra 2 kök ile kök 3'ü çarptığın zaman kaç yaptı? 6. 2 kök 3'le 1'i çarptığın zaman artı 2 kök 3. Hocam sonra eksi 1 ile kök 3'ü çarptığın zaman eksi kök 3. Sonra eksi 1 ile de 1'i çarptığın zaman kaç yaptı? Eksi 1 yaptı. E burası ne yaptı o zaman arkadaşlar? 2 çarpı 6 değil 5 pardon. 5 artı kök 3'e eşit oldu. Bunu da açtığın zaman 10 artı 2 kök 3 mi yaptı? Evet. O zaman cevabımız 10 artı 2 kök 3 yaptı. Yani cevap Edremit oldu arkadaşlar. Evet böylelikle test 7. testi de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Bir sonraki videoda 8. testin çözümünde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.